Arkadaşlar merhabalar, selamlar, sevgiler herkese. Ömer Karataş ben, Mucize Akademi'den. Bugün Birgül hocamızla birlikteyiz. Mucize Akademi'nin çok sevilen, sayılan, hakikaten deneyimli eğitmenlerimizden biri kendisi. Bugün kendisiyle bir YouTube programı yapmak istedik. Önce kendisini tanıyacağız ve buraya kadar bu başarısını neye borçlu, deneyimlerini nasıl edindi, izleyecek olan arkadaşlarımıza da emsal olabilecek, belki ilham verebilecek bir hikayesi var. Buna inanıyorum. İzleyecek olan arkadaşlarım da veya yeni başlayan arkadaşlarımız için de faydalı olacağını düşündüğümüz programı çekmek istedik. Birgül Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, buyursunlar. Birgül Demirci kimdir? Merhaba hocam, hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, ben Bilbül Demirci. Mucizeyiz Akademi eğitmenlerindenim ve bundan gerçekten hem onur duyuyorum hem gurur duyuyorum. Bu oluşumda 1,5 yıldır bir aradayız. Ömer hocam ve diğer arkadaşlarımla beraber. Evet, bu bana hayatıma müthiş değerler ve gelişmeler katan bir ilerleyiş oldu yolculuğumun içerisinde. Peki yolculuğum ne zaman başladı? Elbette ki hepimizin tekamül yolculuğu, kendi menkıbelerimiz var. Tabii bu alana girdikten sonra yaşadığım o seyir ve şahit olduğum şeyleri çok daha fazla idrak ettim. Çocukluğumdan itibaren. Aslında çekip çeviren ve işte insanların dertlerini dinleyen, çözümler bulmaya çalışan birisi olduğumu fark ettim. 24 yıllık evliyim. 3 tane evladım var çok şükür. İlk Allah başlasın. 22 yaşındaydım anne olduğumda. Ve o zaman tabii ki şöyle bir şey vardı. İşte eleştirdiğimiz, yargıladığımız, olmak istemediğimiz, kaçtığımız şeyler. Daha iyi bir anne olma, mükemmel bir anne olma. Annemi çok seviyorum ayrıca. Çok inanılmaz merhametli, şefkatli bir insandır. Onun bana kattığı çok fazla şey var. Şefkat açısından özellikle büyütmeye değer verme, yeterlilik. Fakat anne olarak yine de bu döneme, devire uyma ve o zamandaki işte her şeyi çok iyi yapma enerjisiyle çok fazla kitap okuyordum. Kişisel gelişim kitapları. Ve her şeyi böyle hani kitabına göre yapma, o çizelgeye göre uyma meselesi. Hani, Sistematik. evet, içsel anneliği bir tarafa bırakıp hani şefkati bırakmıyorsunuz ama işte beslenmesi, uyuması, ona katmak istediğim şeyler adına sürekli planlar yaptım. Ve bu süreç nasıl gelişti? Her çocuğumun arasında 3 yaş var. Hani İşte 2000 ve 2006 çocuğum doğdu, unutmuyorum. 2000, 2003, 2006 şeklinde. Peki bu süre içerisinde ne oldu? Evet, böyle hani böyle aşk yaşayarak bir araya geldim, bir evlilik değildi. Fakat hani eşime hakikaten değer veriyordum. Fakat orada yaşadığım çelişki ve ben üniversite okumadan evlenmiştim. Çünkü tam o yaşlardaydım ve eşim o şekilde ikna etmişti devam edebileceğimle ilgili. Fakat tam tekrar üniversiteye başlayacağım yıl oğlum dünyaya geldi. Sonrasında işte onu bırakmama, büyütme meseleleri öyle öyle biraz uzadı bu durum. Ve ben üçüncü çocuğum olduktan sonra üniversiteye başladım. Ama o süre içerisinde de sürekli işte kendimi geliştirme, hep bir şeyler yapma. Çünkü o belki okula gidememe bir boşluk oluşturdu. Çünkü ilk amacımdı benim o hayatımda. Evlendiğimde 20 yaşındaydım çünkü. Tam sınava hazırlanıyordum falan, öyle bir süreçti. Bu eksik olduğu için hep böyle kurslara gitme, bir şeyler takviye etme. Hani çocuklar olsa da onlarla birlikte hep bir şeyleri yapma gayreti. Onlarla birlikte onları geliştirirken kendimi geliştirme. Bu da tabii hayatımda biraz hayatımı zorlaştırma, takdir edilme, aşırı derecede değer kazanmaya çalışmayla ilgili olduğunu tabii sonradan anladım. Bu ne eksiklik hissetmeydi? Bir şeyleri eksik yapma, yani tam olamama, bitirememeyle ilgili. Tabii okula başladığımda da yine üçüncü oğlum 1 yaşındaydı başladığımda ve benim bir kuralım vardı. 3 yaşından önce kimseyi bırakmayacaktım. Ama onu bıraktığım için inanılmaz derecede suçluluk yaşadım bu süreç içerisinde. Ve ikinci sınıfın sonunda okulu bıraktım. Çünkü bazı sorunlar yaşadı.
Ve benden ayrı olduğu için olduğunu fark etmiştim. Dondurdum o sırada. Ama hep şunu söyledim hocam. Yani ben dedim ki ben hep şunu savundum. Çocuklarımla büyüdüm. İşte ben çocuklarımla var oldum. İşte anne olmak benim için en önemli ve en değerli, en kıymetli. Aslında buna da tutunduğumu sonradan fark ettim. Bu arada da maddi anlamda eşimin maddi durumu çok iyi olmasına rağmen hep böyle bir kazanç elde etme peşindeydim. Şimdi 3 çocukla çok fazla şey yapıyorsunuz ve yaşadığımız ülkeden kaynaklı çok fazla işte görüşmelerimiz oluyor, çok fazla misafir tempomuz, işte çocukların programları, onların sosyal aktiviteleri. Ama böyle nasıl 24 saati 48 saat gibi yaşıyorum. İşte az uyuyorum ve çok fazla şey başarmaya çalışıyorum falan. Aşırı derecede hep gayret. Ve bu arada tabii gencim, gençlik dönemlerim, bu birçok arkadaş için de belki yaşadıkları hikayeler, herkesin başından geçirilecek, eşiniz tarafından görünür olma çabaları. Şimdi hani aşırı derecede çabalıyorsunuz, işte hani denge diyoruz ya, evdeki sorumluluğun %80'ini, 90'ını yükleniyorum ve ayrıca ona odaklı da yaşıyorum. Yani onun talepleri, onun... Mesela şöyle bir örnek verebilirim. 3 tane çocuğum var. Çok büyük bir evde yaşıyoruz. Evet, yardımcı alıyorum. Fakat onun yardımcının olmadığı günlerde 3 gün dışında da ben yine aynı şeyleri yapıyorum. Ve ev aşırı düzenli. Her zaman aşırı düzenli. Mesela çocuklar eşim eve gelmeden önce böyle yapıyordum. Oyuncakları topluyoruz. Oyuncak da yok. Yani şimdi onları bile topluyoruz. İşte sonrasında eşim gelince bunlar onun talepleri mi? Evet, onun talepleri ama o talepler doğrultusunda çizdiğim bir hayat var. Hani bir gün nerede, bir günün talepleri nerede? İşte çocuklarım ve eşim şeklindeydi. O gelince mesela çok yorgun. İşte orada çalıştığı, yani yaptığı işlerle alakalı da yorgunluğunun ya da çok fazla irtibat kurduğu insanlardan kaynaklı sıkıntıları ya da işte zihnen yorgunluğunun farkındayım. Ve şöyle bir şey geliştiriyorum. İşte işten gelince diyorum ki eşim yemeğini yiyince ona bir alan tanıyorum. Mesela çocuklar girmiyor babasının yanına. Halbuki eşim çocuklarını aşırı derecede sever. Çok da ilişkileri iyidir. Yani sevgi anlamında hep göstermiştir, Allah razı olsun. Fakat o kendisi dinlenip kendine gelip çocuklar ve eşim nerede diyene kadar mesela salondan çıkmaz, biz yanına gitmeyiz. Şimdi bu çok despotça gibi görünüyor ama aslında sonradan bu kuralı da ben kendi koyduğumu fark ettim. Çünkü o yorgun geldiğinde bunu kaldıramıyor gibi hissediyorum. Yani onun talepleri değil, hissel hareket ediyorum. Ve diyorum ki tamam, ona sınır tanıyayım ve ben işte şey yapayım, böyle yapayım, şöyle yapayım. Hep böyle işte çocukların hikayelerini ben okuyorum. Hatta o kadar çok seviyordum ki onlara okuduğum hikayeleri. Bu arada böyle kaftanın arkasındaki İnci diye bir kitap vardı. Okuduktan sonra onlar uyuyakaldıklarında ben okumaya devam ederdim. Hikayeleri çok ilginç bir şekilde böyle Zümrüt Ankalı falan bir kitap. Böyle annemin de hikayeleriydi onlar bizi yetiştirirken. Ve sonrasında evet ne oldu? Şöyle suçlamalara başladım çocuklar büyüdükçe. Yani bakıyorum evet eşim bazı sorumlulukları almıyor. Okul takipleri, sosyal aktiviteleri vesaire. Bu arada ben bir taraftan para kazanmaya çalışıyorum. İlginç bir şekilde sürekli bir şeyler üretiyorum. İşte ve onları satmaya çalışıyorum ihtiyacımız olmamasına rağmen. Çünkü yine hala aslında orada değer görme derdinde olduğumu sonradan fark ettim. Çünkü bana göre sanırım para değerle alakalıymış. Ve ben maddi özgürlüğümü çok hissetmediğim için hani eşimin eline bakmak, ondan para almak ya da talep etmek beni değersiz hissettirmiş ve belki onun nazarında da değerli olabilme adına işte bu para kazanmalıyım gibi bir enerjiye girmişim. Tabii bunları en sonradan fark ediyorum ama bu sürecim kötü mü geçti, bu tekamül, pişman mıyım? Hani şu an böyle çok pişmanım ya da yaşamasaydım dediğim hani çok üzücü anılarım olsa bile, içsel anlamda kırgınlıklarım olsa bile öyle hissetmiyorum. Fakat bunların hepsinde şu an çıkardığım dersler oldu tabii bu sürece başladığımda da. 4 yıl önce yine hayatımla, çocuklarımla ilgili nasıl bir katkı alırım diye düşünmeye başladım. Bu arada 2016'da Türkiye'ye döndük. 4 yıldır, 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum.
İstanbul'dayız yani, o kısmı söylemedim. İşinden dolayı döndü. Biz de geldik. Bu arada tabii çocukların adaptesi vesaire, yine ben çok fazla derecede aktifim ve yine onlara yönelik sürekli hayatım. Ve hep şunu söylediğimi fark ettim. Kayseri'de ilk taşınmıştık. Restoran açtım orada. O da hayallerimden bir tanesiydi. Çok güzel gidiyorken, yani hakikaten işte müşterilerimiz çok, bir yıl içerisinde maddi anlamda da artık kendini çekip çeviren bir yer haline gelmişti. Ve güzel bir müşteri kitlem olmasına rağmen eşim İstanbul'daydı. İşten dolayı benim evim Kayseri'de olduğu için orada kaldık bir süre. 2 yıl kadar ayrı geliş gidişler oldu. Bu sefer tabii evliliğimle ilgili sıkıntılar olmaya başladı. Çünkü onunla çok bir arada olmadığımız için, bizim yanımıza geldiğinde hafta sonları ben çok aşırı yoğun oluyorum. Ve orada da aşırı derecede bir çalışma temposu, kendimi adama gibi yapıyorum böyle şeylerde. Ve yine evliliğim riske girdi diye, işler tam oturmuşken ve eşimin de talebi doğrultusunda, yani 2 yıla yakın ki o süreci de kapatmak zorunda kaldım. Yani hani böyle herkesin neden kapattığımı anlayamadığı ve neden bu kadar işleri iyiyken hani kapatıyorsun dedikleri. Çünkü İstanbul'a işte artık gelmeye karar verdik. Orada da dedim ki, ben mi, işte hayalim mi, evliliğim mi, işte çocuklarım mı vesaire gibi bu sürece girdim ve onu kapattık. Geldik ve ben de biraz böyle düşük frekanslı zamanlar yaşadım. Ama hep şunun arkasına sığındığımı fark ettim. Okul sürecimde de, restoran sürecimde de ve başlatıp yarım bıraktığım her şeyde çocuklarım için, evliliğim için, çocuklarım için, evliliğim için. Aslında bunun bir bahane olduğunu, bu benim hani bilinçaltımın bir savunma mekanizması olduğunu anladım. Çünkü orada evet, yüzleşmek, kaçmayı seçmek oluyor bazen, yüzleşmektense. Bahaneler, tabi bunların bir sürü sebepleri var. Onları çok şükür hani buldum, şifalandırdım ama fakat bunun bir suçlama enerjisine dönüştüğünü fark ettim daha sonra. Yani işte okurken eşimin desteklememesi, önce destek olup sonra desteğini çekmesi ve normalin üzerinde daha çok beklentiye girmesi bende. İş yeri açtığımda yine destekleyip açmamıza rağmen yine beklentilerin normalin üzerine çıkması ve beni yine sıkıştırması enerjinin vesaire gibi, bu şekilde oldu ve ben ne yapıyorum orada bırakıyorum. Mesela öyle yaptım. Ama hep dedim ki çocuklarım için. Şimdi bu iyi bir annelik gibi görünüyor olsa bile, bu aslında sadece bahane ve suçladığım, tabii çocuklarını suçlamadığı için kişi kimi suçluyor? Hayatında buna sebep olduğunu düşündüğü eşini suçluyor. Ama bunların hepsinin altında yatan sebebin paraya çok önem vermediğini düşünen ben para olduğunu anladım. Yani aslında bunların hepsini maddi özgürlük ve para kazanma, eşime ya da işte babama, birilerine kendimi ispatlamak olduğunu sonradan 4 yıl önce bu alana girince fark ettim. Yani nasıl bu alana girdim? Zaten aslında uzak olduğum bir alan değil. Fakat ben böyle ilk çakralarla vesaire, öyle şeylerle, videolarla başlarken Theta Healing'le karşılaştım. Bana çok ilginç geldi o zaman. Kitabını aldım ilk önce, eğitim almadan önce. Ve çok ısındım. Yani o kadar sıcak geldi ki, çünkü ciddi bir arayış içerisindeydim. Yaşadığım, işte bıraktığım, yarım bıraktığım, hani döngüler diyoruz ya mucize bilinçaltı eğitiminde de. Şimdi diyorum ki, neden ben tekrarlı bir şekilde çok sevdiğim bir şeye başlıyorum ve genelde aynı nedenlerden dolayı bırakıyorum. Ve belki aralıklarına baktığımızda da döngülere denk geliyor aslında. Ve hep bir şeyleri ispatlamaya çalışma enerjisinde olduğumu fark ettim, ama bunu tabii çok o zaman itiraf edemiyorsunuz. Bu arayıştayken bir şeyler ters gidiyor artık, hani bu ben değilim, böyle olmamalı ve içimde eksiklik hissediyorum. Bu arayışlar derken Aran Stibel'in işte ilk giriş kitabını, kitabın adı giriş kitabı, Basic miydi? enerji, yani ilk gerçek enerjiye giriş diye normal kitaplarda satılan bir kitabı, onun bir şekilde karşıma çıktı. Yani onun içeriğiyle alakalı bilgi karşıma çıktı. Sonra kitabı istedim.
okumaya başladım. Çok ilginç geldi bana ve çok ihtiyacım varmış ki inanılmaz derecede uyumlandım. Ve ben orada teknikleri, işte yönlendirme şekillerini yapıp ben yaklaşık bir yıl boyunca kendi kendime bu eğitimi öğrendim hocam. Ve şimdi uygulamaya başladım. Sonra o arada çocuklarla birlikte bunu yapmaya başladık. İşte inançlarımızı buluyoruz, değiştiriyoruz. Ve ben yaradanla çok yakınlaştığımı hissettim. Şimdi hani görüntümden de anlayacağı gibi arkadaşlarım belli prensiplerim oldu hayatım boyunca. Katı değildim hiçbir zaman. Her türlü arkadaşım oldu. İnançlar noktasında hiçbir zaman sert olmadım milletlere, ırklara, işte dinlere karşı. Fakat yaradanla bir olma noktasında şunu diyordum. Ben veli değilim, evliya değilim. Her an ben nasıl hissedebilirim ki Allah'ın? Yani o yokmuş, hep varmış gibi hissetmek, yani bu ancak peygamberlere mahsus gibi bazı inançlar olduğunu fark ettim. Halbuki onun biliyoruz şah damarımızdan daha yakın ama onun bilsem bile nasıl bir his olduğunu bilmiyordum. Evet bu yabancı bir öğreti ama bununla Yaradan'a yakınlaştığımı, onu çok hissettim. Gerçekten yalnız olmadığımı, hiçbir şeyin dışarıyla ilgisi olmadığını vesaire bu şekilde bu alana Girişim. Detailing'e net olarak giriş yaptım. başladın yani diyebiliriz. Evet, evet. Detailing hakikaten muazzam bir teknik. Birbiri hocamız bu arada Theta Healing eğitmeni. En son hangisini dahil etmiştin eğitime Birbiri hocamız Şimdi Theta'da? sen ve Yaradan'ın eğitmenliğini aldım en Üç son. modül zaten var. Basic, Advanced ve Derin Kazı. Onun haricinde sen ve Yaradan. Evet. Şimdi sezgisel anatomiyi zannediyorum alacaksın. Onun uygulayıcılığını aldım. Sonra dünya ilişkilerinin uygulayıcılığını alacağım. Sonra onların da eğitmenliğini İnşallah, alacağım inşallah. inşallah. Teta çok modüllü bir eğitim. Çünkü aslında yaşam biçimi Teta'yı. Yani her alana ayrı olmadığımızı ve her seviyede bir olduğumuzu bize anlatan, hissettiren bir eğitim. Gerçekten de uzakları yakın eden diye tabir ettiğimiz insanın hem gönlüne, içine doğru yolculuk yapan, derinlerine doğru yolculuk yaptıran çok farklı bir eğitim. Yani evet, ben bu arada benim aynı zamanda Theta Healing eğitmeniyim. Birgül Hocam. Ben de ondan almıştım. Aldığınız zaman hatırlıyorsunuz değil mi Birgül Hocam? Yani çok garipti. Bilmediğimiz bir şey değildi ama ilk defa duyuyormuş gibiydik. Evet. Yepyeni odalara açılmıştı ve hakikaten benim de bu yolculuğumda çok önemli basamaklardan biri olmuştur şahsen Theta Healing tekniği. Peki, para konusunu az önce üzerinde durduk. Hani hep biz şuna inanırız ya, yaptığınız her şey, seçimler bizi tekamül yolculuğumuzda hedefimize taşır. Bunun için bir sebep, bir inanç, bir yanlış seçim de gerekir. Hata diyoruz biz buna. Bunu para seçiminde dedim ki aslında oradaki anlamam gereken şey para kazanma dürtüsü ya da mecburi hissetmemin altında dedin. Kabullenmek, kabullendirmek, saygı görmek, değer görmek aslında vardı değil mi onun Evet, altında? evet, Peki evet. bu inancı nasıl keşfettin ve tam bu aşamada mesela para nedir artık senin için? Bunu nasıl keşfettim? Şimdi yine tetehinlikle kazı dediğimiz teknikler var ve inançları bulabiliyoruz. Tabii işte bir sürü blokajımızı buluyoruz. Kendimizle ilgili değerli miyim, yeterli miyim? Hatta şöyle bir şey yaşamıştım. Şimdi önceki görüştüğüm arkadaşlar da bilirler eski ortamlarımda da. Aslında sevilen, hep kabul gören, işte pozitif enerjili, toparlayıcı bir enerjim vardı o zaman da. Ben işte kendi inançlarımı bulurken ilk bu tekniği öğrendiğimde kendimi seviyorum ve kendi varlığımı kabul ediyorum. Hayır çıkmıştı. Böyle öğrencilerime de bahsettiğim bir şeydi. Bu bir şeydir yani. Ve ben o kadar kötü oldum ki bu olumsuz çıkınca çocuklar da biliyor tekniği. Şimdi onlar da yanımdaydı. Ben çok üzüldüm. Sonra dedim ki hayır bu kadar da değil. O kadar mı? Yani bu kadar mı? Ben nasıl kendimi sevmiyorum? Nasıl varlığımı kabul etmemişim? Ve inancı değiştirmeden gittim yattım. Öyle 3 saat falan uyudum. O kadar üzüldüm ki. Hatta kızım geldi. Anne ben değiştireyim mi falan yapıyor. Hayır değiştirmek istemiyorum. Ay, evet elini Benim gösteriyorsam. Sonra işte kalktım ve dedim ki sevmiyor muyum gerçekten kendimi? Sonra düşündüm de baktım
aslında fark başkaları için yaşadım. Bunu onlar mı talep etti? Hayır. Yani eşim mi talep etti? Hayır. Ama bir alışveriş yaptığımda bile işte herkes buradan bakabilir kendine, işte diyorlar bazen, hocam kendimi nasıl seveceğim, yani seviyorum tamam, hayır, ama bunu nasıl anlayacağım sevdiğimi? Şimdi ben de bunu düşünürken baktım ki işte markete gidiyorum. Sepete koyarken işte diyorum ki işte küçük oğlum bunu sever, kızım bunu sever, işte Erkan şunu sever, Erdem bunu sever yapıyorum. Ama bir gün her şeyi sever. Her şeyi sever. Şimdi kendime özenli bir şey aldığımı, mesela kendime alışverişe giderim. Yani hep öyle oldu yıllarca. Kendimi almaktan vazgeçer, çocuklar alırım. Evet. İşte bu sefer, bir dahaki sefer, tam bu sefer kendimi alacağım diye gidiyorum mesela, sonra yine aynı şeyi yapıyorum. Hep uzun yıllar bunu yaşadım. Hani alma noktasında da bazı şeyler dışında arka plana bırakmışımdır kendimi. Sonra dedim ki evet, aslında ben yokum. Yani hayatımın merkezinde çocuklar var, eşim var, arkadaşlarım var. Ve ben mutlu olmak için onlara hizmet etmeyi seçmişim. Bu kötü mü? Değil, ama bunu biz kendi varlığımızı bir kenara koyup yaptığımızda negatif bir enerjiye dönüşüyor. O zaman bu birçok blokaja sebep oluyor. İşte para blokajlarından biri de aslında kişinin kendi varlığını kabul etmemesi. Bu sakral çakra meselesi. Sakral çakra ikinci çakramız arkadaşlar, biliyorsunuz. Dişli bir çakradır. Dönüşü sola doğrudur. Dişi de enerjidir ve gerçekten hani aynı zamanda kişinin varlığını kabul etmesiyle birlikte para ve aşkla da ilgilidir, cinsellikle de ilgilidir. Yani para nedir? Para aslında baktığımızda yani maddesel bir şey değil gibi düşünsek de, şimdi konuşuyoruz ya biz işte eğitimlerde de sürekli anımızda, para bir enerjidir diyoruz. Ama yine maddeseldir, madde yönü vardır. Paranın takas aracıdır. Yani işte tamam, sistem şunu bilmiyor, kağıt para, demir para falan. Sistem bunu anlamaz. Ama onun bir madde olduğunu, bir takas aracı olduğunu farkındadır. Nasıl da eskiden de mesela işte buğday verip işte diyelim ne alıyordu, Tavuk buğday alıyor. ekranda tavuk alıyor, işte sebze alıyor. Ya da işte elma veriyor, armut alıyor karşılığında. Takas aracı, bir maddesel Artır. bir şey. Yani burada bu dünyada varoluşumuzda idame ettiğimiz işte yaşama alanımız, yeme, içme, barınma, ait olma, yani bu dünyaya ait olmayla ilgili bir enerji. Ama aslında para tek başına değil, para enerjisi. Parayla aşk aslında eşittir. Bu her iki taraf için de geçerli. Yani bir kişinin hayatında aşkla ilgili, şimdi dişil ya da erenen şey demiyorum, sevgi demiyorum aslında, direkt aşk. Sorun varsa karşı cinsle ilgili yaşadığı şeye bakması lazım hayatında. Yani aşka bakış açısı nasıl? Gerçekten yani para aslında direkt dişi enerjisi. Dişilden ziyade kadın enerjisidir. Şimdi bir hani öğrencilerimize de bahsettiğimizde, bir evde parayla ilgili sorun varsa o evde kadınla alakalı bir sorun var demektir. Yani kadının, peki bu ne demek? Bu talep etmemesi olabilir, çok kanaatkar olması olabilir. Yani aşırı kanaatkar olabilir mesela. Kıtlık Ya da bilincinde olabilir. kıtlık bilincinde olabilir. Blokajlar Evet, olabilir. aynen. Zengin olursam adam beni boşar inancı olabilir. O Evet. kadar çok var ki yani. Evet. Şimdi mesela bu bizde nasıldı? Evet, bize kaynak eşimden geliyordu. Maddi olarak gayet iyi ama bana verme konusunda sıkıntılıydım. Şimdi yeteri kadar vermiyor mu? Veriyor, ama ben aslında talep etmekte eziyet yaşıyorum. Yani para istemek bana Almada sıkıntı var. ağır geliyor. Yani onun için de hep böyle kazanmaya yönelik, işte ben kazanmalıyım. Ya da ondan talep ettiğim için, yani ona bağımlı gibi hissettiğim için değersiz gibi hissediyorum. Aslında o yüzden de değer görmüyordum eşimden. Bundan kaynaklı. Değer görülmeyecek birisi olduğum için mi? Hayır. Aynı eşle mi evliyim? Evet. Şimdi değer görüyor muyum? Fazlasının ötesinde diyebileceğim belki bir değere sahibim şu an nazarında. Evet, gençliğimin ya da güzelliğimin en iyi yıllarında o değeri görmezken, hani şimdi 44 yaşındayım ama Genelde öyle olur. fakat evet, gerçekten o değeri ya da sevgiyi hissedebiliyorum. Peki bu kiminle alakalıydı? Benimle alakalıydı. Şimdi aynı eş,
Ama gerçekten senaryoları biz oluşturuyoruz ve onu diyorum ki hayatımızdaki insanları böyle parmağımızı oynatıyoruz farkında olmadan. Yani bizim enerjilerimize göre onlar değişiyor. Peki bu nerede oluştu? Tabii ki herkes ilk önce şuna bakmalı. Çocukluğunda yani ailesine bakmalı. Paranın tanımı, aşkın tanımı o evde nasıldı? Buna göre çünkü biz biliyoruz ki işte o 7 yaşa kadarki süreçte bu tanımları biz bilinçaltımıza yerleştiriyoruz. Bu benim için nasıldı? Aslında babamın inançlarını fark ettiğimde ben mesela bir 5 yıl önce bile, 4 yıl önce bile anneme şunu söylüyordum. Babam hep çok varlıklı oldu ama hep batırdı. Mesela iki sefer neydi onun ismi? İflas etti. İflas. İflas etti. İflas yaşadı. Fakat varlığı esnasında yaptığı şey şuydu hep babamın. Sevgili babacığım. Dinlersen sevgilerimi gönderiyorum. Evet, o da farkında elbette şimdi ama çocukları ve eşi dışında herkesi görmek. Şimdi tamam rahat ve bolluk içerisinde yetiştiriyor ama mesela annemin talepleri onun için hiçbir zaman birinci planda değildi. Ve annem aşırı derecede kanaatkar bir insandır. Aşırı şükreder ama tamam yani olduğu kadar ne getirirse. Yani hani yani ekstra işte mobilya alırken yok şunu alalım tamam ne aldıysa ya O da da aslında talebiyle buluşuyor. o da aslında talep etmediği için yani eşi o da öyle öğrenmiş çünkü çok küçük yaşta evlenmiş biraz babası da olmadığı için hem baba yerine koyduğu bir eşe sahip işte koruyucu, kollayıcı bakıyor. O onun için Eldiven yeterli. veriyor, evet. O, belki onun tekamülünde evet o şekilde. Fakat şu ben de o evde yetiştiğim için tabii bu konuyu eleştiriyorum. Yani mesela ilkokuldan beri çok net eleştirdiğimi hatırlıyorum. Yani ilkokul 2'de bile bunları görebiliyordum. Hatta birinci sınıfta bile babamın anne bize daha rahat olup anneme karşı böyle rahat verememesi. Ve bunu ben eleştirdim gerçekten. Fakat aynı şeye maruz kaldım. Evet. Hiç şaşmaz. Şaşmaz. Aynı şeye maruz kaldım. Bunun da evet Almanya ile ilgili sorun yaşamamın sebebi annemle ilgiliydi. Fakat babamın bakış açıları da şöyleydi değer noktasında. İki kere de iflas yaşadığı için param olmayınca yani hiçbir kıymetim yok. Yani paran, şu sözü de çok söylerdi babam. Paran varsa adam sayılırsın. Paran olmazsa yani kimse suratına bakmaz gibi. Ve iflas ettiği dönemlerde işte içe kapanıp evet halbuki çok sevilen sayılan birisi olmasına rağmen çok uzun yıllar esnaflık yaptı. Hep Allah gerçekten çok verdi. Fakat işte hani bunu tutabilmek yine inançlarıyla alakalıydı. Tabii onun yaşadıkları da onun tekamül süreci. Ama ne oldu? O parayı değer olarak görmüş. Ben her ne kadar hayır ne ilgisi var? Yani bunu net söylediğimi savunduğumu da hatırlıyorum. Para değer demek değil. Hani bu bence kişilikle alakalı saygınlık insanlar içerisindeki toplumdaki kişinin görüntüsü ya da yeri karakterin alakalı diye savundum. Yıllarca net bir şekilde savundum bunu. Ama aslında baktığımda yani evliliğime geçiş sürecinde değer kazanmaya çalışırken para kazanmaya çalıştım fark ettim. Yani aslında orada değerli hissetmek için eşimin nazarında, yani eril enerjinin nazarında. Çünkü babamı çok Aydınlık eleştiriyorum ya kazanıyor. bu konuda. Babamı çok eleştirdiğim için neye aynı şeye maruz kalıyorum? Çünkü biz artık biliyoruz ki neyi yargıladıysak anne babamızla ilgili aynısını Yaşıyoruz. aslında yaşıyoruz. Onun için benim kendimde bulduğum paraya verdiğim şey anlam, değer. Aslında para nedir? Herkes için farklıdır. Kimine göre para özgürlüktür, kimine göre güçtür, kimine göre değerdir. Nasıl değer oluyor? Aslında kıymet yani para madde olduğu için mesela deriz ya bir şey alırken bunun ederi kaç? Aslında bunun değeri Aferin. kaç demek istiyoruz. Yani bu kaç değer, kıymeti ne, bunun bedeli ne anlamında aslında bu soruyu soruyor kişi. Bilinçaltımız bunu bu şekilde kodluyor. Ve şimdi ben işte çocukluğuma baktığımda ve sonraki süreçlerde ona yüklediğim anlamın bu olduğunu fark ettim. Yani para nedir? Herkes için başka bir anlam ifade eder. Peki paraya nasıl bir anlam yüklemeliyiz? Evet. O zaman para aslında anlam yüklenmemesi gereken bir enerji. Sadece takas enerjisi. Ama bununla şifalanabilmemiz için onu yüklediğimiz anlamı bulmamız gerekiyor.
Yani bu nasıl çalışıyor? Şimdi ben param olduğunda çok mu değerli oluyorum? Şimdi param olduğu için mi değerli oldum? Hayır. Ben değerli olmayı şifalandırdığım için değerli oldum. Orada bulduğum kısım ne? Yani mesela güç olarak güçlü olmak zorundayım enerjisine sahip kişi. Ama ters çalışıyor bilinçaltımızda bu. Mesela para özgürlüktür diye düşünüyor. Diyelim ki para özgürlüktür diye bir inancınız var hocam. Para özgür olmaktır. Tamam, ben özgürlüğü seviyorum. Niye param olmuyor diye soruyor şimdi arkadaşlar. Para Evet. özgürlükse. Ya da ben tamam güçlü olursam para olurum, paralı olurum. Güçlüyüm. Hiç kimse beni ezemiyor, yıkamıyor. İşte her şeyde kendimi gösteriyorum. Peki neden param olmuyor diye sorduklarında aslında oradaki gücü nasıl anlıyoruz? İşte çocukluğumuzda neydi? Değerli olma, parayla ilişkilendiriyorum ya da güçlü olmayı ya da özgür olmayı. Özgürlükle ilgili korkunuz varsa, şimdi orada para aslında ikinci planda. Şimdi özgür olursa ne olur? Ona bakması gerekiyor. Şimdi özgür olmayı seçiyor. Para özgürlüktür diyor ama aslında özgür olduğunu zannettiği yerde özgür değil. Güçlü olduğu zannettiği yerde güçlü değil. Sadece bir direniş o. Yani güçlü durmak zorundayım. Şimdi zorundalıklar erdem gibi olmuyor kişinin hayatında. Yani bu yerleşmiş bir inanç değil. Ters işliyor. Yani bilinçaltında sistem ters işliyor. Biraz karışık anlattım. Yok, teslim olmadığımız, direnç gösterdiğimiz mecburiyet enerjisi aslında bizim değil mi hedefimize önemli sekte vuran negatif inançlarımız olarak değerleniyor, değil mi? Yani para kazanmak zorunda olmak ayrı bir şey, para sahibi olmak ayrı bir şey, bunu istemek ayrı bir şey. Mecburiyet enerjisi enerjiyi kesiyor diyebilir miyiz? Enerji Zorundalıklar. keser ama orada asıl dikkat edilecek şey, yani bunu şifalandırmaya kalkıştığımızda, şimdi ben param olursa değerli olurum ya da paran olmazsa değersizsin. Şimdi benim inancım neydi? Aslında param olmadığı için değersiz gibi hissediyorum. Param olmadığı için değersiz hissediyorum. Param olduğu için mi değerli oldum? Hayır. İşte o kısmı anlatmaya çalışıyorum. Şu an para kazanıyor muyum? Evet. Ama ben para kazanmadan önce eşim ya da insanlar tarafından daha değerli oldum. Bunu önemsiyor musunuz, önemsemiyorsunuz artık. Çünkü gerçekten kendinizin değerli olduğunu hissettiğinizde. Bunu bulmak için evet işte mucize bilinçaltı eğitimiyle ya da Theta Healing'le bir sürü teknikler var. Yani ben Nasıl değerli... götürebiliriz? Yani diyelim ki para zor kazanır inancına sahibim. Para zor kazanır ya da kıtlık bilincindeyim. Bunu tabii eğitim alan arkadaşlar biliyorlar ama ilk defa belki bu tekniklerle hani haşır neşir olacak olan arkadaşlar şunu bilmeliler ki evet bu inançlar var ve bunlar hakikaten bizim hedefimize götürürken ciddi anlamda bizi yavaşlatıyor ve önümüze bariyer. Bu bariyerleri kaldırmanın bir yolu var. Bu yolundan bir tanesi de Theta Healing yöntemi. Oradaki inanç değişiklikleri değil mi? Evet, Bir inanç değiştiriyoruz ve işte kazı yapıyoruz. İlk buna ne zaman, paraya ilk ne zaman ne anlam yükledi? Mesela eğitim almıyor, kişiler ne yapacak? İşte orada düşünecek, evindeki para hakkında ne konuşuluyordu? Para nedir? Para işte yuva mı yıkar? Para kötülüklerin anası mıdır? O evde ne konuşuluyordu? Bunlara bakması gerekiyor. Oradaki inanç ne? İşte para yuva yıkar. Yani parası olduğunda kişinin ailesi dağılır. O zaman ailemin dağılmaması için parasız olmalıyım inancını. bir şeyleri hatırlıyor Bilinçaltı. musun? İnançlarımı hatırlıyor musun? Param olursa Allah'tan uzaklaşırım. Evet. Param olursa ben iyi bir Müslüman olamam. İyi bir kul Bunlar olamam. da atasal ya da işte bizim kolektif enerjiden ya da işte ailemizden aldığımız, toplumdan aldığımız inançlar. Bunları bulmak gerekiyor. Bunları tabii birçok işte teknikle, kas testiyle ya da kazıyla buluyoruz. En köktekini bulmak önemli. Fakat arkadaşlar da işte ailede, aile ortamında konuştukları cümleler, duydukları ifadeler neydi? Paraya bakış açısı ne? Yani paraya gerçekten o, şimdi ben şöyle bakıyorum diyebilir. Ben parayı seviyorum. Para evet takas aracı ve para enerjidir. Hayır, annesinin babasının bakış açısına. O evde yetiştiği o ortamdayken o evde ne konuşuluyordu? Ona birazcık odaklanmaları, onu bulmaları gerekiyor. Tamam, orada para, eğer parasız olduğunda kişi değersizlik hissediyorsa onun evinde yetiştiği ortamda, diyelim işte babam öyle hissediyordu. O zaman ne oluyor? Bu sizi değersiz hissettiriyor. Aslında benim yaşadığım neydi?
kendi şahsi param olmadığı için değersiz hissediyorum. Ve değerli hissedebilmek için de aşırı derecede çaba sarf ediyorum. Anlıyorsunuz. Yani değerli olmam için işte çok gayret etmeliyim. Şimdi orada inancı değiştirmediğim için ne yapıyorum? Bilinçaltı bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kendini ispatlamaya çalışıyorsun. Ama buradaki yapması gereken ne? Kişinin gerçekten kendi değerini fark etmesi. Bunu da işte kökte, tetemekle inanç değiştirerek ya da farklı tekniklerle inanç değiştirerek yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, ama para hocam genel olarak aslında gerçekten sakral çakra meselesi ve kişilerin bununla ilgili paraya verdikleri kıymetli önemli. Yani direkt para olarak bakacak olursak da. Şimdi ben paraya nasıl bir kıymet verdiğimi anlamak için hayatımdaki insanlara mesela işte aşka nasıl bakıyorum? Aşka karşı bakış açım ne? Kapatmış mıyım? Sert miyim ona karşı? Bu ne demek? Parayı da kapatmışım demek. Eğer aşk hayatı açıksa, yani bu evli ya da bekar fark etmez, eşine karşı ya da hayatında işte ilişki yaşıyor ve aşk hissediyorsa gerçekten duygusal anlamda para blokajlarının açıldığını da fark edecek kişi. Çünkü erin enerji aktifleşir hayatında. Yani bir şeye yetme, bir şeye ulaşma ile ilgili partneri için kazanma enerjisine giriyor. Özellikle erkeklerde. Kadında da kendini değerli hissettiğinde, kendi çalışmıyor Kendini olsa düşünürsen. dahi, evet, kendi bunu çözdüğünde ne yapar? Eşine akmaya başlar bu para, ama Bir kendine bölüm de böyle. eskiler ne derdi biliyor musun? Hanımını hoş tutan, canını hoş tutan zengin olur derler. Evet, Sırtı sorun gerçekten. parası bereketli olur, bollaşır denirdi. Şimdi tabii biz bunları duyunca ben de eskiden ama diyorum işte çok büyümüş işte teyzeler falan filan sırf işte arayı yapmak için söylenen şeyler gibi yapıyorsun ama bugün hakikaten bunu işte blokajları incelerken onların görevleri ve açılış şeylerindeki o bolluk bereket noktalarına baktığında ya diyorsun bu ne doğru bir tespit. Evet, kesinlikle. Bir de çok ilginç biraz komik olacak ama mesela bazı erkekler özellikle çapkın mesela tabii ürkütücü olmasın ya da programı bloke etmesin ama gerekse keseriz. Mesela Çok para aldatma enerjisi de kazanıyorlar. olsa tuhaf hayatlarındaki aşkı ya da işte o şeyi Aynen, evet. ikinci, üçüncü ya da işte bu çetrefilli işlere girdiklerinde her ne kadar etik olarak yanlış buluyoruz, onaylamıyoruz ama Nasıl iptal tuhaf bir arkadaşlar? Evet. şekilde değil mi? Para enerjisi mesela orada da çoğaldığını görebiliyoruz. Çünkü burada Tavsiye değil evdeki arkadaşlar. tavsiye değil tabii ki. Tavsiye şu. Evdeki eşlerinin, ya yani evdeki diyorum çünkü o genelde evde oluyor. O ana Aktif jeneratör. olmuyor. Yani Hareketsiz oluyor. Şimdi sakral çakra hareket enerjisi arkadaşlar. Dişil enerji. Şimdi o hareketsiz olduğunda, yani talepsiz olduğunda erkek, bir ablam vardı benim böyle işte 20'li yaşlarımda, hep şey derdi, bak bu derdi hani atasal bir şey ama çok doğru. Eşinin iki tabağı varsa birini kır. Çok ilginç değil mi? Vardır Bir ya. Rum malı gibi. Evet. Hani çok değişik geliyordu bana. Hani bu ne demek falan, hakikaten çok değişik geliyordu. Ya da derdi ki şimdi ben de çok güçlü bir bayanım. Böyle her şeyi yapabilirim. Öyleydim yani, o kadar güç geliştirmişim ki her şeyi yapmayla ilgili. Evde her şeyi ben yapıyorum falan, öyle şunu yapıyorum, akşama kadar onu mu bekleyeyim, yani hani bu, hiç, her şey olmalı, vaktinde olmalı gibi. Fakat o derdi ki, o dönemlerde de tüp kullanılıyor ya Türkiye'de, biz orada değildik ama hep şöyle derdi, mesela tüp bile kaldırabileceğim bir şey dahi olsa Çağır. eşini bekle, eşini Evet. bekle, o gelince değiştirsin. Çünkü o sorumluluğu almadığında, evdeki sorumluluğu yüklenmediğinde dışarıda sorumluluk aramaya başlar. Bu başka bir kadın olabilir. Ya tam Kendi... tersi çalışıyor. Sen eril enerji işini yapmaya başladığında farkında olmadan erilleşip kendi dişil enerjini Aa, bastırabilirsin. zaten evet, o da öyle dengesizleştiriyor. Başka bir kadına çalışmaya başlayabilir sorumluluğu. Bu illa hani dışarıda ikinci bir aldatma gibi değil. Ya da işte gidip başkalarına, kime işte kardeşlerine ya da anne babaya aşırı destek olmayla ilgili şeyler vardır ya. Gider bu sefer işte akrabalarına, alakası olmayan insanlara. Çünkü o sorumluluk enerjisini geliştirmeye, çünkü o fıtratında var. Buna ihtiyacı var. Onun için hani denge yasası diyoruz. Eril dişili dengelemek için bir şey yapabiliyor olmamız
yapacağımız anlamına gelmez. Gelmez. Yani Tabii ki. bunu dengelemek lazım. İşte kişi de dişil yani erkekte de bu aşk enerjisi ortaya çıkınca evet para akışı düzeliyor. Kadındaki de düzeliyor. Ne oluyor? Çalışmıyor dahi olsa eşinden bu. Bakıyorsun hani onun parayla ilgili blokajı yok. Kadının eşinden Burada geliyor. şimdi sen bunları anlatırken gözümün önünden geçiyor. Hakikaten yani yoksul ailelere bakın, fakirliğin uğradığı evlere bakın. Dişil enerji yani evin annesi, kadını mutsuz, depresif ya da çok böyle Paspal. paspal, hayatı bırakmış. Ama zengin evlerine bakın. Bu tabii istisnalar hani demek değildir ki zengin evindeki kadın her zaman böyle değil ya da o da öyle değil. İstisnalar ayrı. Onun çünkü sadece bu kanaldan gelmiyor. Bu bir önemli bir kanal sadece. Bu dediğimiz dişil enerji. Ama zengin evlere bakıyorsun. Hakikaten evin hanımı ne istediğini bilen, değil mi? Dediğim Talepleri gibi olan. biraz dedik talepleri olan, kıpır kıpır hareket enerji, kinetik enerji yüksek, değil mi? Evet. Erkeği bir şekilde hakim, olaya hakim, evine hakim, hayatına hakim, hakimiyet eline almış ve üretiyor. Dişil üretiyor. Hakikaten bakıyorsun işte bu yüzden de bir yandan deniyor ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Tabii, evet, dişi enerji var. Yani orada Enerji kadın vardır. var gerçekten. Bu şu demek değil, eşinizi sıkıştırın, işte onunla yapacağı, yapamayacağı her şeyi isteyin, gırtlağına yapın. Öyle değil ama bu aslında talebi biz sistemden, yaradandan yapıyoruz. Bravo. Talep olayı karıştırılıyor. Evet. Git adamın bıt 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 öt, ondan Ha, sonra daha da evet, kötü iyice hale getir demek değil uzaklaştır. yani bu. Talebi yaptığın şey kocanın cebi değil. Kaynak orası değil çünkü. Kaynak zaten Evet. sensin ve senin talebin. Sana verecek olan o talebi değil mi? Yaradan. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Mesela kendime verdiğim değerle o doğru orantıda bu şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki günlük hayatı, yani gündelik hayatınızda da kullandığınız çanta ya da ayakkabılarınıza bakın mesela. Hani şimdi benim bu değersizlik yaşadığım dönemde belki tek üzerinde durduğum şey çanta ve ayakkabıydı. Belli şeylerin dışında takmıyorum ya da almıyorum diyor. Bir ona sabitlenmişim Allah'tan. Ama onun dışında böyle çok aşırı marka takıntı falan yok. Bu marka takıntılı anlamında değil arkadaşlar ama hani şöyle düşünün. Şimdi mesela şöyle bir enerji gönderiyorsunuz. Aslında şöyle bir tüyo verebilirim. Bu biraz böyle kadınsal bir tüyo olabilir ama mesela bir şey almak istiyorsunuz, ona maddi gücünüz yok. İşte bir tane çanta var. Bu seçim. Yani mesela çanta diyorum ben. Başka bir şey de olabilir. Bir mücevher de olabilir. İşte elmas takım istiyorsunuz ya da pırlanta veya altın fark etmez. Eşinizin buna gücü yok. Yani alabilecek maddi imkanı yok. Fakat diyorsunuz ki bu benim hayalim. Yani ben gerçekten ona sahip olmaya niyet ediyorum. Şimdi işte resimlerine bakıyorsunuz. Ondan sonra hatta vizyon panosu diyoruz biz eğitimlerde ya da atölyelerde anlattığımız. Onu ekran resmi yapabilirsiniz. Onu işte çıktı alıp bir yere koyabilirsiniz ya da eşinize yani mantıklı olan şimdi bilinçaltına bu tohumu atmak istiyorsanız arkadaşlar gösterin ben şu çantayı istiyorum ya mesela ondan hani al falan gibi değil de ya işte bak ama 2500 lira ya ne alaka işte falan diyor eşiniz ama yok ben bunu istiyorum işte o da diyor ki bak 500 liraya şu da çok güzel yok ben onu istemiyorum yani onu takmam. Pahalı O istiyor. da diyor ki ama alamayız. Yok ya şimdi istemiyorum zaten ama olacak falan diyorsunuz. Senden de istemiyorum demiyorsunuz ama. Şimdi ve almıyorsunuz o arada ucuz olanı. Yani değeri daha düşük olanı, ucuz olanı demeyeyim. Seçmiyorsunuz hemen. Seçmiyorum. Hemen pes etmiyorsunuz yani. Hani Evet. zihninizde buna odaklanın. Aslında böylece eşinizin de bilinçaltına. Mesela ben şöyle bir evde yaşamayı talep ediyorum. Yani şu an yaşadığınız ev öyle olmayabilir. Ama bu konuda talebiniz var. Bunu dile getiriyorsunuz. Hayal olarak anlatıyorsunuz. Başının etini yeme değil tabiri caizse. Gidip pıt pıt Ömer Hocam dediği gibi. Hani adam artık yeter artık deyip uyutmama. Yani hani böyle dinlemek için uyuyakalırlar erkekler. Bu noktaya getirme değil de bunu gerçekten ondan acı çıkarmak ya da ondan intikam almak için de değil. Gerçekten talebiniz olsun. Yani hakikaten bu sizin talebiniz mi? Önce ona karar verin. Onun bilinçaltına tohum ekmektir bu. Onda nasıl bir etki yapacak? İşte sakral çakrasını aktifleştirecek. Yani eşine yetebilme ya da onu mutlu edebilme adına ne yapacak? Hayalleri gelişmeye başlayacak. O mutluluğu yaşatmak. Çünkü diyor ki işte evet bir bundan mutlu olacak.
hissediyor. Ama bunu gıcıklığına yapmadığının da farkında. Enerji, gerçek bir enerji çalışıyor aslında orada. Taleplerinize bu şekilde ulaşıp eşinizin de eril enerjisini aktifleştirebilirsiniz. Peki erkek ne yapacak? O da eşini sevecek. Eşini sevecek. Şimdi ya da yani eşini sevecek, evet, gerçekten onun değerli olduğunu hissettirecek. Yani o da aşk hayatını aktifleştirmeye çalışacak. Direkt aşk diyorum, sevgi anlamında değil sadece. Yoksa evet, çocuklarımızı seviyoruz, eşimizi seviyoruz, annemizi babamızı seviyoruz. Fakat aşk hayatını aktifleştirdiğinde gerçekten o akış değişecek. Ve kişi paraya verdiği kıymet çok önemli. Mesela zenginlik şu demek değil. Benim diyelim ki 10 bin lira gelirim var ve benim giderim de 10 bin liraysa bu zenginlik değil. Mesela da 50 bin olsun, 60 bin olsun, 100 bin olsun. Ben şimdi başkasına göre baktığınızda evet 20 bin, 30 bin de çok iyi para, o falan yapılıyor. Ama şimdi ben onu oradan kenara bir 1000 lira dahi ayıramıyorsam aslında zengin değilim. Ama diyelim ki işte başka birisinin geliri 10 bin lira ya da 7-8 bin lira. Ve o her ay kenara bir 1000 lira koyabiliyorsa aslında zenginlik enerjisi o. Şimdi burada paranın miktarından ziyade paraya verdiğimiz kıymet. Çünkü kıymet verirsek gelir. Bir de buna bakmak gerekiyor. Burada hani şu değil, israf etmeliyiz arkadaşlar. Eğer hayatınıza işte aylık 20 bin lira geliyor ve olduğu gibi gidiyorsa orada bir blokaj var demek. Bu ne demek? Burada işte sakral çakramızla, dişi enerjimizle, aşk hayatımızla ilgili sorun var demek. Çünkü ben orada kıymet vermiyorsam saçma enerjisine girerim. Yani parayı saçarım. Yani işte bunu aldım, şunu da alayım, işte onu da alayım, ihtiyacımın dışına çıkmaya başlarım. Şimdi biz hani inançlarımızda da bu israf ve tasarruf meseleleri var ya, bu aslında denge. Yani mutlaka birikim yapmaya odaklamalı ama bu birikimi illa bankada biriktireceğim, kenara para yığacağım anlamında değil. Fakat bir şey alıyorken gerçekten ihtiyacım var mı? Gerçekten buna ihtiyacım var mı diye bakmak gerekiyor. Bu nedir? Paraya verdiğimiz kıymet. Ben burada paraya kıymet veriyorsam onu böyle hani insan sevdiği şeye hassas olur değil mi? Değer verdiği şeye. Onu önemser. İşte cüzdanını koyma şekline bakmak lazım. Tıkıştırıyor muyuz? Neyi koyuyoruz? Ne yapıyoruz? Alıp böyle atıyor muyuz? Şimdi buna baksınlar. Mesela fakirlikten ya da yokluktan şikayet eden insanların şimdi eğer dinliyorlarsa ya da siz şahit olmuşsanız çantalarını açıp baktığınızda her bir gözünde işte 1 lira 2 lira da olsa ya da işte sıkıştırılmış 5 liralar da olsa yüksek paralar olmayabilir. Ya da eline çok para geçtiğinde de diyelim maaşını aldı işte 200 liralar var çekti parasını. Onu böyle güzelce özeniyor mu? Yoksa bir an önce onu bitirme derdine mi giriyor? Çünkü orada bitirme enerjisi vardır kişide. Yani saçma bitirme. Eğer çok fazla para kazanıyorsa topluma göre başkalarına göre ve yine hala kenarda birikim yoksa da bu aslında hayatındaki işte sakral çakrasındaki bu dişi enerjiye, aşk hayatına ve etrafındaki insanlara verdiği saygıyla alakalı. Yani ben paraya saygı duymuyorsam onu saçarım. Bir tane var, bir tane daha alırım. Yani ne yapayım ben bunu işte onu da alayım, bunu da alayım, şuna da sahip olayım. Bu da israf enerjisi de aslında negatif enerji. Bu israf enerjisi. Şimdi hani şöyle değil. Ben işte istediğim kadar alayım fazlası da gelecek. Bu farklı bir şey ama ihtiyacımız dışına çıkıyorsak. Şimdi burada aslında verdiğimiz saygıyı gösteriyor. Evet. Bu kime verdiğimiz saygı? Kendimize, varlığımıza, maddeye. Öbürü maddeye de saygısızlık. Yani şimdi biz üçüncü boyutta yaşıyoruz. Realiteler var. İşte hani bir ağaca da, otoçöpe de yaptığımız saygısızlık, kendimize de yaptığımız saygısızlık. O yüzden buna da bakmak gerekiyor. Yani ben cüzdanımda param nasıl, çantamda nereye koymuşum gibi. Yani biraz bununla ilgili tabii ritüeller, bazı çalışmalar yapılabiliyor. Oraya gelecektim. Mesela şu konuda dinleyen arkadaşlar bu konuda da dahil, sizden seans alabiliyorlar mı Bülgül Hocam? Tabii bireysel seans yapıyoruz. İşte her alanda yapıyorum. İşte aşk, ruh işi ya da işte para, kariyer,
Bir de kendiyle ilgili işte hastalık ya da diğer yaptıkları şeylerle alakalı bir Mesela şey. eğer bir para blokajınızın olduğunu düşünüyorsanız, efendime söyleyeyim işte para size gerçekten çok zor geliyorsa, hep zor kazanmak zorunda kaldıysanız, büyüdüğünüz evde ya da bulunduğunuz evde paranın zor kazanıldığına dair negatif inançlar çok konuşuluyorsa, yani bir blokajınız varsa anlarsınız zaten. Bu durumda bunlarla ilgili hakikaten birkaç seansla çok ciddi anlamda bir açılma olduğunu göreceksiniz. Bunu hepimiz, bu eğitim, ben özellikle arkadaşlarım hepimiz bunu deneyimlemişizdir. Ben de dahil. Bence çok enteresan ne inançlar vardı paraya bakış açısından. Hatta diyebilirdim ki nefret ediyorsun. Ve ben diyorum ki yine Allah'ın hikmetiyle, yani iyi sürünmemişim yani. Yine çok şükür onun bolluğu, bereketi üzerimdeymiş de yine iyi kötü gitmiş, ama ne zaman ki bu blokajları kaldırıyorsun, tespit ediyorsun, paranın anlamını, önemini anlıyorsun. Bugün bak, Birgül Hocam sen çok yakından biliyorsun benim bu konumu. Ne kadar farklı iki bakış açısındayız, değil Kesinlikle, mi şimdi? kesinlikle. Bakış Para istemek açımız suç gibi bir şeydi değişince, benim için. Çok ayıp bir şeydi yani. evet, günah gibi hatta böyle öyle bir Günah gibiydi hatta ve kalıp hakikaten vardı. sıkıntılı oluyordu yani. Para zor geliyordu ve hakikaten ucu ucunaydı yani. Ama şu anda çok şükür çok çok daha iyi, ve ne diyoruz? Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, bundan daha iyisi olur. Evet. Peki bahsetmek istediğiniz başka bir atölyeniz ya da eğitiminiz var mı Birgül Hocam? Evet, mesela hatta dün bir eğitimde oradaki bir arkadaşım söyledi. Yine para konusu açıldı galiba derste. O dedi ki işte bir atölye yapmıştım ben daha önce, para atölyesi bir arkadaşımla. Hocam dedi işte aşırı yoğunum, çok katılamıyorum derslere. Tekrar sınıflar için konuşuyordum, mucize bilinçaltı eğitimindeki. Katılamıyorum çünkü aşırı yoğunluğum ama bu muhteşem bir yoğunluk dedi. O atölyeye katıldıktan sonra inanılmaz derecede açılım yaşadım. Şimdi Maşallah. bireysel bunu mesela çok kişiden duyuyorum, yani atölyeden sonra çok dönüşüm yaşadım diye. Bireysel seanslarda bu çok daha hızlı oluyor tabii ki. Ama böyle toplu atölyelerde de şimdi yakında iki hocamla yapacağım, Cuma günü başlayacağız hatta 25 Mart. Mart'ta başlayacağımız bir atölyemiz var ve onun içeriği de kök çakra ve sakral çakra konuları, evdeki bolluk Çok bereket harika. para konusunda içeriyor. Çünkü biz kendi varlığımızı, değerimizi alıp kabul ettiğimizde zaten şifalanmaya başlıyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Ben şimdi kendime değer verdikçe ne oldu? Eşim bana değer vermeye çalışıyor. Peki bu süreçte ne oluyor? Hem size para gelmeye başlıyor, hem eşinizin para akışındaki artışı görüyorsunuz. Yani ve diyorsunuz ki yani hakikaten bu böyledir. Yani başka mesela bir tane biz bir kitap kulübü yapmıştık. O yayında mucize şeyde Mucize Akademi'de duruyor. Bilinçaltının gücüyle ilgili. Mesela orada da geçen bir konu vardı. Gerçekten öyledir. Eğer biz bolluğu bereketi kendimiz alıp kabul etmişsek, diyor ki mesela işte sistemler çökse, bu kadar iddialı mı, öyle aslında inançlarımızı yaşıyoruz. İşte ne bileyim borsa alt üst olsa, ekonomide her şey mahvolsa, hani şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz. Ne olur? Siz yine varlıklı olanlardan olursunuz. Yani yine herkes Öyle, böyle öyle. nasıl geçineceğini düşünürken bir bakarsınız ki sizin para akışınız artıyor. Evet, giderler artıyor. Çünkü enflasyonla birlikte her şeyin fiyatı yükseliyor. Ama sizin akışınız yükseliyor bu sefer. Yani size gelen para 10 bin ise 20 bin oluyor. Bu nasıl? Aynı şey yapmaya devam ediyorsunuz. Çünkü neye inanıyorsak bunu yaşıyoruz. Onun için bu atölyelerde de bireysel çalışmalarda da bu konular üzerine yoğunlaşıyoruz. Çünkü biz ilk önce işte varlığımızı, işte köklenmeyi, dünyaya ait olduğumuzu ve ben olduğumuzu, kendi varlığımızı kabul etme, değerli olma, yeterli hissetme, bunları çözdüğümüzde zaten etrafın enerjisi değişiyor. Yani siz değiştiğinizde etrafınızdaki insanların size bakış açısı ve sizin hayata bakış açınız gerçekten muhteşem, muazzam oluyor. Bakış açısı değiştiğimizde de sizin de yaşadığınız gibi hocam, hayatınızdaki akış değişiyor. İşte para ya da başka meselelerle alakalı. Evet, hepsi birbirine bağlı. Bir şeyden tutup dönüştürmeye başladığınızda zaten o dönüşüm bir sonrakini getiriyor. Bir sonraki böyle düğüm çözer gibi bakıyorsunuz, bir süre sonra o halinizden hiç eser yok. Yani bedensel ve ruhsal, maddi ve manevi bambaşka bir alana çıkabiliyorsunuz. Hep diyoruz arkadaşlar, yani her dönemde öyle de bu dönemde ekstradan
bu bilimlerin alınması gerekiyor. Bu ilimlerin öğrenilmesi, Kesinlikle, farkındalıkların kesinlikle. edinilmesi gerekiyor. 3 günlük gelip geçeceğimiz bu dünya aleminden zorluklarla geçmek zorunda değiliz. Seçimlerimizi doğru yapabilirsek, bakış açımızı, düşüncemizi, sözlerimizi ve sahip olduğumuz annemizden, babamızdan, bulunduğumuz evden, ata dedemizden geçen Evet. inançlarımızı fark ettiğimizde, neye sahip olduğumuzu fark ettiğimizde hakikaten bir bakıyorsunuz ki o kadar zor bir yer değil yani burası. Çünkü Allah bize zulmetmek için göndermiyor. Göndermedi, Ve aynı yine yaradan diyor ki sen kendini tanırsan ancak beni tanıyabilirsin diyor. evet. Sen kendini tanımadıysan diyor bu ne tanımaktır diyor. Değil mi? Bu nice Evet. tanımaktır, sevmektir. Şimdi sen önce ne yapıyorsun? İşte Bilgül Hocam bahsettiği sırf bugün paradan dem vurduk ama önemli. Önemli arkadaş. Yani niye para olursa bu zamanda maalesef hani maalesef Hocam bu diyorum neden çünkü böyle açığa çıktı böyle. belki? Şu an çünkü insanları hakikaten zorlayan bir durum. Özellikle Türkiye'de çok zorlayan bir durum. Dünyanın genelinde öyle. Ama bunun bizimle alakalı olduğunu görmeleri gerekiyor Evet. herkesin. Evet. Yani bir savaş zamanında, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı o dönemlerde de hani atalarımızdan dinleriz şu kıtlık zamanını. Ama arkadaşlar emin olun ki aynı dönemde, aynı şartlar dünya kasıp kavrulurken bir kesim gayet bolluk bereket içinde hayatına devam ediyordu. Evet. Yani bu Var fikirde frekanstaysan, bu yaşayanlar yine inançtaysan varlık karnın aç içindeydi. değildi. Evet. Yine lükslerin vardı ve hayatını idame ettirebiliyordun. Bizi hep kötü kıtlık hikayelerini dinleyerek, bunları daha çok severek bize yüklendi. Bundan dolayı da maalesef ki bu özellikle ulusumuzda bu önemsenecek derecede bu sayı fazla. Fazla. Evet, Birgül Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sen şu son söylediğiniz şeyle ilgili, evet, biz eğer bu bilinci yakalamazsak, yani bu tekamül yolculuğumuzu bilinçli düzeyde değiştirmezsek şunu fark edecektir arkadaşlar. Varlıklı ailelerin çocukları, yani geçmişinde de varlıklı gelmiş olanlar, yokluk neredeyse yok denecek kadardır. Yani yokluk görmez onlar. Paranın olmamasının ne olduğunu bilmezler gerçekten. O, çünkü o inançlarla devam ediyor. Atalarından geçen varlık enerjisi. Her zaman zenginim ya da işte param var. Çok nadir kişi bazı hatalarla alt üst edebiliyor kendini. Eğer bir de kıt kanaat geçinen aileden gelmişse onların da gerçekten varlıklı olma ihtimali az. Yok mu? Var tabii ki. Ama bu da kendi bilinciyle bunu dönüştüren Alakalı. kişilerde gerçekleşiyor. Hani öbürleri gayretsizce varlığa devam ediyorken şimdi kıtlık içerisinde, yani böyle kıt kanaat geçinen ailelerde eğer kişi sonradan varlık sahibi olmuşsa, belli bir noktaya gelmişse de orada başka bir enerjiden beslenmiştir. İşte bir şeyi ispat etme enerjisidir ya da bilinçli olarak ya ben neden sürünüyorum? Ya ben neden bunu yaşıyorum? İnat Ben, etmiştir. evet, Hırs yapmıştır. hırs Yani yapmıştır. hedefine giden. Bu da bir seçim. Evet. Hani bu da bir seçim ama kolaylıkla olmasından bahsediyoruz. Evet, orada Olmadı. içsel farklı negatif bir motivasyonla da yapmış olabilir bunu, ispatlama ya da işte göstereceğim ben falan gibi, ama tabii o da işler, yani o da bir yere kadar, ama mutsuz edebiliyor kişiyi tabii sonrasında. Onun için böyle düzgün dönüşümlerle işte bu atalarımızdan gelen şeyleri fark edip inançları, evet onların inançlarıydı. Mesela şöyle bir Ben şey, çok özür dilerim, araya gireceğim. evet, estağfurullah. Mesela arkadaşlar rızık ayrı bir şeydir, değil mi? Rızık Allah dilediğine dilediği kadar verir. O Evet, ayrı. Bir de evet. var ki Allah verir sen alamazsın. Alamazsın, Yani Allah verir, o dilerse tabii ki de ulaştırır. Ama buradaki anlatmak istediğimiz şey o sana tahsis edilen rızkı sen alırken zorlanıyor musun? Sürünerek mi alıyorsun? Bunu heba mı ediyorsun? evet. Bereketi mi kaçıyor işin ve sen bu kadar senin haline eline bu kadar rızık geçmesine rağmen hala sıkıntı içinde misin? Sorun bu. Evet, Yoksa evet. rızkı artırıp azaltmaktan değil mi bahsetmiyoruz? Yani o Allah'ın Tabii takdiri tabii. bir Yani iktisası var herkese. Hı? onu biraz önce demek istedim. Yani geliri çok yüksek görünebilir 5.000 TL alan birisine göre 30 bin, 40 bin alanın. Ama o 40 bin geldiği gibi gidiyorsa çok kazanıyor diyemiyoruz bu kişiye. Ama 5.000 TL alan kenara her ay 1.000 lira koyabiliyorsa aslında o paraya verdiği kıymet ve kendisine Evet. verdiği değerden dolayı bereketini görüyor. Yani Bereketli böyle görüyor. cimrilik anlamında sıkıp da böyle aç susuz kalıyorsa değil tabii ki. Rahatlıkla Hı. kenara ihtiyaçlarını görüp koyabiliyorsa ve mutlu hissediyorsa.
Budur aslında. Yoksa hani milyonlarca doları olsa yine mutsuzsa o da farklı bir enerji, o da farklı. Burada işte bereketini yakalamak bahsettiğiniz gibi hocam. Orada bizim inançlarımızla alakalı işte. Bunları bulup dönüştürmeye, paraya verdiğimiz kıymet, kendimize verdiğimiz kıymet vesaire bunlar doğru orantılı gidiyor, birbirine paralel. Bunları bulup şifalandırmak gerekiyor. Bunun için de evet, atölye çalışmalarına katılabilir, seanslara katılabilir. Kendiniz bunlardan şu an anlattıklarımızdan yola çıkıp bulup evet ben bu inançları bırakıyorum. Bu babamın inancıydı, annemin inancıydı, atamın inancıydı. Alan bunları iptal ediyorum. Onun yerine kendi seçimlerimi yapıyorum diye niyetlere girebilir. İşte paraya karşı tavrına bakabilir. Cüzdanına, şununla bununla vesaire gibi kendine verdiği değerlere bakabilir. Bu şekilde dönüşme yoluna niyet ettiğinde emin olun karşınıza çok fazla kapılar çıkmaya başlayacak. Çünkü bunları fark ettiğimizde farkındalıkla şifalanma başlıyor. Ne oluyor? Allah bize buna yönelik kapılar açmaya başlıyor. Eğitimler, seanslar ya da işte bu alana bir Fırsatlar şekilde geliyor. evet karşılaşıyorsunuz. Şifalanma başlıyor aslında farkındalıktan. Evet, inşallah. Bu kadar hocam. Çok güzel bir şey oldu. Farkındalık dolu para konusuna. Çok güzel bir bakış açısıyla anlattığınız bir program oldu Birgül Hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür İnşallah ederim başka hocam. Bu fırsatı konularda da sağladığınız için, devamı gelsin inşallah. konuk ettiğiniz için Ben inşallah teşekkür ederim. ben de devamlı olmasına niyet ediyorum. Çok teşekkürler. Allah Katkı razı olsun. olabildiysem Oldu ne inşallah. mutlu bana. İnşallah Biz keyifle teşekkür ederiz. O dinlemeni. zaman el sallayalım. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selametle. Hoşçakalın.